Özgür Özel bugün Dumlu pınardaydı ve orada bir protokol krizi yaşandı. Şimdi biz Dumlu Pınar'la başlamak istiyorum ben. Eğer bir 30 Ağustos'ta ilgili bir mesajınız yoksa bayramımızı kutladık. Bilmiyorum var mı? Yok. Şöyle diyeyim. Dumlu Pınarda değerli izleyenler, protokol krizi. Şöyle bir krizden bahsediyoruz. Özgür Özel 30 Ağustos'ta Dumlu Pınarda bir toplantıya çağrılıyor, resmi bir tören. Ee, ana muhalefet partisi olarak diyor ee, Özgür Özel, bakanların da olduğu e, bir toplantıda Özgür Özel'e konuşma e, hakkı verilmiyor değerli izleyenler. E, önce spor bakanı geliyor. Daha sonra İçişleri Bakanı geliyor ee, ve Özgür Özel diyor ki ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada olmasına rağmen Ali Yerlikaya düğününe çağırmış olsa misafir gideyim de diyor. Burası babasının yeri değil, evladının cemiyeti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti yeri diyor. Resmi törenlerde e, Özgür Özel'e mikrofon verilmiyor ve konuşamıyor. Şimdi buradan bir başlamak istiyorum. Ali Yerlikaya ile Özgür Özel arasında bir atışma var. Ali Yerlikaya da Özgür Özel'e cevap veriyor. Diyor ki: "30 Ağustos özel değil, resmi bir kutlama törenidir. Yapılacak törenler, kutlamalar A'dan Z'ye uyulması gereken tüm protokoller ilgili yönetmelikte de vardır." deniyor, diyor. Ve Cumhuriyet Bayramımız ve 30 Ağustos Lafer Bayramımızın Resmi kutlama programının nasıl icra edileceği mevzuatta net bir şekilde belirtilmiştir diyor. Şimdi soru şu. Ana muhalefet partisi Gaffar yakınca sizinle başlamak istiyorum. Ee, özgür Özel resmi törenlere valilik gelmemizden endişe duyuyor. Ve bize e, mikrofon uzatılmıyor ve biz konuşmacı olarak ana muhalefete yer verilmiyor. E, ama e, Ali Yerlikaya diyor ki yönetmelik böyle değil. Özgür Özel mi yönetmeliği bilmiyor? Cumhuriyet Halk Partisi ana, ana, muhalefet lideri yoksa sorun nerede? Buradan bir başlayalım. Neden böyle bir protokol krizi yaşandı Türkiye'de? Anladığım kadarıyla Özgür Bey yönetmenlik üzerinden değil de teamüller üzerinden konuya yaklaştı. Yani ana muhalefet partisi lideri olarak orada bana da söz verilmesi gerekirdir, gerekir diye düşündü. Ve biraz da bunu herhalde bürokrasinin herhalde kendince tırnak içinde söylüyorum iş güzelliğine bağladı. E, açıkçası ben de ilk duyduğumda şöyle düşünmüştüm, e, dedim ki ya ana muhalefet partisi lideri oraya kadar gitmiş, e, bir konuşma hakkı verilsin, kürsüde bir şey, birkaç bir şey söyleyebilir. Ne söyleyecek yani zaten Özgür Bey'in herhalde ağzından kötü bir şey duyacak değiliz yani o törende. Fakat sonra İçişleri Bakanı'ndan düzeltme gelince, şimdi burada biz bakanın beyanına itibar etmek zorundayız. Yönetmenlik belli, protokol kuralları da belli diyor. Yani şöyle olmuş benim anladığım kadarıyla. Eğer sorun mu ki kadarıyla vali bey sayın vali bir şey yapmış. Bir protokol yapmış. Şöyle olmuş. E, şöyle evet. aranmış. Mahcup bir şekilde beni aradılar diyor. Sayın Genel Başkanın protokol konuşmalarında sözünüz hı. yok dediler. E Amasya'ya gittik. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Hı hı. Var. Ama burada yok. Ama arayanlar kendi ekibi benim kadar iyi. Tabii. Tabii Öyle elbette. Evet. Niye yok şimdi, diyor? Vali korkuyor. Şimdi ben benim benim anladığım vali korkuyor lafı çok bence isabetsiz bir laf. Şu, yakışmamış Özgür Bey. Yani niye bir vali niye korksun canım Türkiye Cumhuriyeti'nin valilerinin hepsi görev yapıyor. O zaman Amasya'daki de başka bir şeyden mi korkuyor? Yani orada e, protokole yönelik bir tercih. Anladığım kadarıyla Amasya valisi protokolde kendi tercih hakkını kullanmış. Var mı böyle bir hak onu da bilmiyorum. E, Özgür <laughs> Bey'e bir yer vermiş, konuşma hakkı vermiş. Burada bayram kutlaması özel kutlama değildir diye zaten bakan altını çiziyor. Buradaki vali de yönetmeliği uygulamış. Yönetmelik orada da bir gönderme var galiba. Tırnak içinde bir tweet var. Özel değil, resmi bir kutlama diye bir... Özgür Bey'in soyadına mı gönderme? Ben, ben, öyle mi diyorum? Yani Yok ben öyle anlamadım. Özel, tırnak içinde Hı. özel değil resmi yani tırnak içinde öz, bir kutlama hani öz, ben bu... özelle resmi arasındaki ayrım için herhalde söylüyor. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Şimdi ilk, birincisi şu an ekranda Yani ben vali değilim ama vali olsaydım Özgür Bey'e de söz hakkı verirdim onu diyeyim. Fakat diğer yandan ben özgür özel değilim ama özgür özel olsaydım burada bir kaşık sudan fırtına çıkartmazdım. Gereksiz bir şey yani. Gitmişsiniz, ağırlanmışsınız. Protokolde size bir saygısızlık yapılsa haklısınız. Ona biz de itiraz ederiz. Ama listede konuşmacı olarak yoksunuz. Yani ne size bir terbiyesizlik yapılmış, ne saygısızlık yapılmış. Orada olmamanızın sebebi de bakanın, bakan da beyanda, bakan açıklama yapıyor. Mesela bakan açıklama yapmasa yani dese ki ya ben duymuyorum, umurumda değil dese tam gene haklı olursunuz. Ama Bakan Bey de açıklama yapıyor. Bence yani dediğim gibi ben vali değil ama vali olsam Yönetmelik Özgür Bey'e söz verirdim. <laughs> Fakat yani Özgür Bey'in yerinde de olsam bu kadar bir kaşık suda fırtına koparmam. Burası babanın yeri değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. E ama baban Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetmeliği var işte. Konuşan da Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı canım. Vallahi evet, konuşan konuşan Vietnam'ın bakanı değil ki. O şimdi da şöyle Türkiye bir şey var. Şimdi şöyle Özgür bir şey Bey var. biraz bence yani gereksiz Yeni bir alınganlık Arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi. Ben ahmet seçilmişim ahmet ya, bu... onlar onlara diyor Özgür Bey. Şimdi Özgür. ya 30 Ağustos Zafer Bayramı değil mi? Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu milletin, bu devletin kuruluşuna giden yolda, işte bir Kurtuluş Savaşımızın şey sonuçlandığı zafer günümüz kutlanıyor. Dolayısıyla bunun iktidarla muhalefetle bir ilgisi yok yani. Hepimizin varlığımızın tescilleyen bayramı günü hepimizin kutluyoruz. Bayram. Tabii canım Dolayısıyla hani devlet millet işi bu. Şimdi ilk efendim. İktidar mensubu olan bakan konuşur ama ana muhalefet lideri konuşamaz. Niye? İşte tören, protokol öyle bilmem ne, yönetmelik öyle vesaire. Kardeşim bun, bunlar ayıp şeyler. Yani şimdi ana Abi muhalefet yönetmeliğe lideri… Yönetmeliğe uymak mı ayıp? Yönetmeliğe uymak ayıp mı? Efendim ama yönetmelik, yönetmelik, ise, yönetmelik eğer, ise ki Özgür Bey bunun ki, yönetmelik olmadığını söylüyor. Şimdi şöyle… Diyor ki Amasya'ya gittik çünkü program çok yoğundu bugün. Amasya'ya gittik vardı… Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz var. Neden bugün yok? Ya şimdi bakın diyor. arkadaşlar, bu bu tür yani artık milli bayramlarda bile hükümet yani böyle bir ayrıştırma bir cHP ile bir kavga etmenin yolunu arıyor. Hatırlayalım önceki günde Afyon'da e, Cumhuriyet Halk Parti'li belediye başkanı Burcu Köksal yine törende Koca Tepedeki törende e, Afyon Kocatepe'deki Tepedeki törende. E, plastik sandalyeye oturtuluyor, oturtulmak isteniyor. Yani bütün protokole böyle sandalyeler verilmiş. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili Afyon… O protokolde seçilmiş tek kişi de Burcu evet, Hanım. Evet, protokolde seçilmiş tek kişi Burcu Köksal'a CHP'li olduğu için böyle protokolün en sonunda… CHP'li bir... olduğu için mi? Ya ne için? Protokolün en sonunda bir plastik sandalye. Hadi gel otur. Hani şey gibi sanki üvey evlat gibi. Karşım bu işin Üvey evladı, öz evladı mı var ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 30 Ağustos zaferinden söz ediyoruz. Bunun iktidarı muhalefeti yok ki. Kaldı ki Burcu Köksal, Turan Bey'in de söylediği gibi orada o törene, Kocatepe'deki o törene katılan seçilmiş tek kişi. Halkın seçtiği tek kişi. Öbürleri vali, kaymakam bilmem ne bilmem ne. Şimdi hani bir de şöyle bir şey var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı buna çok önem veriyor ya güya. Efendim milli şey ne diyor? Eee? Ee, milletin iradesi, hani seçimle gelenleri sayın e, cumhurbaşkanı kutsar ya, millet seçti, hani milletin kararıyla, milletin oylarıyla seçildi. Dolayısıyla hani seçilmişler atanmışlardan daha e, önde sayın cumhurbaşkanı öyle bakıyor. Doğrusu da öyle zaten. Yani seçimle gelen yöneticiler ülkeyi yönetiyor. Hani atanmışlar seçilenlerin görevlendirdiği kişiler, yani valiyi seçilenler görevlendiriyor. Ama mesela belediye başkanını direkt ne yapıyor? Halk seçiyor. Şimdi sen ona plastik sandalye. Niye? CHP'li olduğu için. E şimdi Özgür Özel, ya yani ana muhalefet lideri kardeşim adam. Efendim, Dumlupınar'da, Dumlupınar bizim işte o zafer e, bayramımızda, şeyi de o Kurtuluş Savaşı'mızda çok önemli bir şey, e, mevki. Orada bir tören yapılıyor. Bakanlar var. Ana muhalefet lideri gitmiş. Milletvekilleri var. Belediye başkanları var. Ya yani ana muhalefet lideri oradaki en yani devlet protokolüne baktığında bir birinci kişi yani Tumlu Pınar'da o katılanlar içinde hani bakan hem spor bakanı hem işçilere bakanı ana muhalefet partisinin alt, liderinin altında yani devlet protokolünde e, dolayısıyla e, ana muhalefet liderini konuşturmayacağız. Bakan konuşacak, ana muhalefet lider oturacak, bakanı dinleyecek. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir çiğlik. yönetmeliği var abi. Niye rahatsız? Efendim rahatsın? yönetmelik, yönetmelik ya şimdi ne ya? O yönetmelik Yönetmeliği kim var. çıkarıyor? Yönetmelik dediğin İçişleri iş devletin Bakanı'nın yazdığı metin ya. Devletin, devletin, devletin yönetmeliği. Allah ya. aşkına. Ya. Yönetmelik diye niye yönet... Hangi ya? de? Vietnam'ın yönetmeliği değil abi. Efendim. Yönetmeni yönetmeni. Efendim bakanlar kuruluyla Bakanlar kuruluyla çıkıyor. Varsa da 2012 varsa da bu işin yönetmeliği olur. Ya bu işin bu işin yönetmeliği mi olur? Olur abi niye olmasın? O zaman hiçbir şey yönetmeliği güzel ya. Ya ne alakası var? olur diye diye İstanbul'da metrobüste adam öldürdünüz ya. Ya ne, alakası, olur var, mu ne alakası var? Ya. Ya. Al işte gördük CHP kanun metrobüsle. tanımıyor, yönetmelik tanımıyor. Yönetmelik Gaffar Bey metrobüste adamı Anladım. kim öldürdü ya? ayıp ya. İşte sonunda oldu. E, ne yani şey, yönetmelik şoför, tanıma, şoförün kanun hatası. tanıma, kural tanıma. Şoförün hatası kardeşim. O kural tanıma sonra da sonu buraya gelir kim e, ya. Kim tanımıyor? Yönetmelik kim? İstanbul'da şoför kim öldürdü? Şeyi, Türkiye Cumhuriyeti metrobüste kim öldürdü ya? Metrobüs metrobüs şoförünün hatası. Yani ne alakası var? Şimdi ona gidiyorsun. Ya kural kanun tanımamak. Ya ne yönetmeni... kurala kardeşim? Peki kural yönetmeni Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına plastik sandalye yanlış mi? Diyor? Ya. Var mı öyle bir yönetim? Yanlış yanlış. Kuralda yani, ana muhalefet ana muhalefet parti üyeleri topluluklarda konuşamaz mı diyor. Var mı böyle bir? Böyle bir adam, ayıp olur mu ya? Edelim. Bunun bunu nasıl onaylıyorsunuz Gaffar Bey? Ya buza milletin bayramı. Orada olan seçilmişler ya ana muhalefet lideri de konuşsun, Sayın Bakan da konuşsun. Sayın Vali de konuşsun. Ne olacak ya? Ne olacak? Dedim zaten ben valinin yerinde Allah olsa Allah. ben Allah. yönetmenin dışına çıkmaya Ama yok ana muhalefet lideri yani konuşamaz. Niye konuşamaz? Çünkü var. şey bu kadar büyük bir vali bey istemiyor. Ya. ya. öyle bir o şey, şey mi olamıyor. Milli, bir milli mesele haline gelirse Tamam vali değil. ise vali. Elbette valiye saygı duyuyorum ama şimdi Allah aşkına ana muhalefet liderinin yanında yani valinin şeyi mi olur ya esamesi mi okunur? Bir de böyle bakın. Peki. Hani şey açısından, demokratik e, kültür ayrı açısından. herkesin ayrı vazifesi, herkesin böyle bakın. ayrı görevi var. Böyle şey herkesin, mi olur ya? İslam'a konusu değil. Niye İslam'a olsun canım? Ya bir, ayrı bir konu. Şey bir yani bir valinin dinleyeyim. vazifesi ayrı, ana tamam. muhalefet evet. partisinin evet. ayrı. Tabii evet. ki yani saygını duyuyoruz. Yani şöyle, Özgür Özel'in söz söyleme hakkı kısıtlanmış olsa, e, ulaşamasa, e, ne oldu şimdi sonuçta? Ben bile diyorum ki ben vali beyin yerinde olsam bir yer açardım ama olmamış. Bunu fakat <laughs> milli mesele haline getirmeye ya gerek niye yok. Ya yönetmelik öyle böyle demeye de gerek yok. Yönetmelik sonuçta Cumhuriyet Halk de aynı devletin partisi. Burada evet. hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz evet. Yani. Tamam orada bir eksiklik varsa da onu dile getiririz. Ben çok büyük bir tamam, kasıt işte onu, onu dile getiririz. Şöyle, şöyle getirdim, diyor gerginlikten getirdim. medet umanlar demiş. Hocam sizinle devam edeceğim. Turan size geleceğim. Hayır, gerginlikten öyle, medet umanlar bugün burada gerginlik istiyor demiş Özgür Özel. Mesela Biz o, geldiğimizde aslında, bunu yapmayacağız demiş. Özgür Bey'in aslında bakın dikkat çektiği nokta o. Şimdi bu hani normalleşme, yumuşama Özgür Bey'in genel başkanlıktan sonra önceki dönemden Sayın o döneminden farklı olarak başlattığı hani AK Parti ile diyalog içinde olma, normalleşme siyaseti, normalleştirme süreci AK Parti'nin aleyhine sonuç üretmeye başlamış kamuoyunda. Özgür Bey ona vurgu çekiyor ve diyor ki Tayyip Bey'i uyarmış diyor herhalde yanındaki şeyleri uzmanları bu işin bu işe bakanlar AK Parti'de. Ya bizim CHP ile normalleşmemiz bizim Oy kaybetmemize neden oluyor? Tekrar CHP ile biz kavga yapalım, kavgalı hale gelelim. O zaman millet arkamızda tekrar konsolide olacak. Özgür Bey'in dikkat çektiği mesela, ben de katılıyorum. Muhtemelen özellikle bu küçük krizleri Ak Parti çıkarıyor Cumhuriyet Halk Partisi ile tekrar eski dönemde olduğu gibi. Ama bu böyle şu, şu demek oluyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği ise Sizin söylediğinizse eğer bu şu demek. Vali öyle diyor Özgür Bey. Vali Yönetmeliğe uyarak, bizi konuşturmuyor. Yönetmeliğe uyarak, bakın. Evet. Vali öyleydi, yönetmeliğe yok, uyarak hayır. kriz çıkartıyor diyor. Ya valinin işi yönetmeliğe uymak zaten. İşim, Anladım. İşim olur mu yani böyle bir yorum yapılacaksa ben de o noktaya gelirim evet. yani